Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel fırında bir istavrit yapacağız arkadaşlar. Yaklaşık 1 kilo istavritimiz var. Pazardan alınmış. Şu şekilde gösteriyorum, bakın. Şöyle taze tazesinde istavrit pişireceğiz. Şimdi öncelikle tabi temizliğini yapıyoruz. Daha sonra tepsiye dizeceğiz. Şimdi istavrit nasıl temizlenir onu da göstereceğiz. Şimdi ben burada iki poşet var. Poşetin şu tarafına bu balığın çöplerini koyacağım. Evet, şurada karnın bölgesinden bir yer buluyoruz. Şöyle yumuşak yerinde. İleri doğru çekiyoruz arkadaşlar yani. Şöyle şu kadar bir şey. Sonra kafasını tüketiyorsa koparmıyoruz. İçini temizliyoruz bu şekilde. Kafasını da koparıyorsanız, kafasını tüketmeyenler için şöyle kafasını koparıyoruz arkadaşlar. Şunu atıyoruz buraya. Şöyle bakın, şu şekilde temizliğini yapıyoruz. Şöyle bir tane daha yapayım ben. Yumuşak tarafından karnını buluyoruz. Şöyle küçük. Şöyle. Sonra şöyle koparıyoruz balığın kafasını. Ondan sonra şöyle parmağımızla şöyle içini alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Bunları yıkıyoruz. Sonra hazır olduktan sonra tepside pişireceğiz arkadaşlar. Balıklarımızı temizledik. Bir güzel yıkadık. Bakın şu şekilde. Şöyle. Şimdi biz bunu burada tepsiye dizeceğiz ve pişireceğiz. Bu tarif çok pratik, kolay, en basit tarifle yapıyoruz arkadaşlar. Yani ekstra macera aramaya gerek yok. Balıkta öyle arkadaşlar. Şimdi biraz yağ koyuyorum. Şöyle tepsinin altını böyle ıslatacak şekilde yani. Fazla bir yağ gerek yok arkadaşlar. Çünkü balığın kendisi yağda olduğu için. Şöyle bir yağ koyuyorum. Bu yeterli. Temizledim balıkları. Şöyle kuyrukları ortaya gelecek şekilde diziyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu tabii çok iyi pişerse bunu kemikleriyle beraber de yiyebiliriz. Tepsimizi dizdik arkadaşlar. Şimdi geldi sıra soğan, limon tarzı şeyleri koymaya. Şimdi burada bir tane soğan koyayım arkadaşlar. Pişerken bu da yanında güzel gider. Soğanımızı da şöyle çok fazla şey yapmıyorum arkadaşlar. Dörde bölüyorum. Çünkü uzun süre kalacağı için yanmasın. Şöyle dört parça soğan. Ondan sonra şimdi tuzumu serpiyorum arkadaşlar. Sonra geldi en önemli noktasına arkadaşlar, limon. Limonumu daire şeklinde kesiyorum. Şöyle. Hatta bu limonu o kadar çıtır olacak ki limonu tek başınıza da yiyebilirsiniz. Kararına. Limonu. Evet, hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunu fırına vereceğiz. 220 derecede. İnşallah çok güzel bir şey ortaya çıkacaktır. Tepsimi fırına veriyorum. Şu şekilde. Böyle. Şöyle kenara vereyim arkadaşlar. Bu arada balıklarımız pişerken yanına birkaç tane de böyle biber atıyoruz arkadaşlar. Bunlar da balığın yanında iyi gider. Şöyle bunlar da pişmiş olacak şurada. Evet, şimdi kapatıyoruz. Yarım saat, bir saat kadar pişmesini kontrol edin. Bakın nasıl olmuş, ona göre yaparsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fırınımızı açtık. Bakın şöyle çıtır çıtır balıklarımız pişti. Şimdi fırınımızı kapatıyoruz. Evet, görüyorsunuz. Çok sıcak şu şekilde. Evet, şimdi bunu alacağız. Şöyle balıklarımız çıtır çıtır pişmiştir. Bakın şu şekilde. Şöyle
Sıcak. Evet, burada yanında da pişirdiğimiz biberler. Bunlar daha önce piştiği için erkenden çıkardım yanmasın diye. Şöyle kenarlarını diziyoruz. Evet. Şimdi bir balığımızın tadına bakalım. Bakın limon bile çıtır çıtır pişmiş bakın. Şu limonlar bile çok lezzetli. Balık suyu limonlar. Bakın. 10 numara. Güzel arkadaşlar. Limonlu. En basit şekilde balık böyle pişirilir. İstavrit. Fırında istavrit. Şu şekilde. Burada soğanlarımız bakın nasıl pişmiş. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum.